Şakir'in Peru ile devam ediyorum. Altı sık iğne ile başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şu şekilde ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. Birleştirdiğim zaman fazlalık ipi kesiyorum. İkinci sıramda bütün ilmeklere ikişer tane batarak artırma yapıyorum ve 12 sık iğneye ulaşıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Üçüncü sıramda bir sık iğne, bir artır. 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 Her sırada 6 defa artırma yapıyoruz. Bir sık iğne, bir artır. Dördüncü sırama geldim. Burada 2 sık iğne, bir artır yapıyorum. Yine 6 defa. 2 sık iğne, 1 artır. Elimde 24 sık iğne olacak. 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, 1 artır. 1, 2 sık iğne, bir artır. Yine ipim karıştı. 1, 2 sık iğne, bir artır. Bu sıramızda 3 sık iğne, bir artır. Üzerine 4 sık iğne, bir artır derken 12 sık iğne, bir artır sırasına kadar sürekli olarak artırma yapacağız. Elimizde 84 sık iğne olacak. Bu 84 sık iğne ile de 15 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğiz ve geleceğiz. 6 sık iğne ile başladım. 12 sık iğne, bir artır sırasına kadar sürekli artırdım. Elimde 84 sık iğne oldu. 84 sık iğne ile de 15 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde ördüm. Şimdi burada 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Buradan 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek atlıyorum. 13. sık iğne yapıyorum. Şu şekilde. Bu boyun kısmının kapanmaması için. Buradan devam ediyorum sık iğnelerimi örmeye. Zincir çektiğimiz noktaya kadar. Yani bu sıramız bu şekilde tamamlanmış olacak. Evet, bu sırayı sıra sonuna kadar, zincir çektiğimiz yere kadar yani örelim, gelelim. Evet, şu şekilde zincir çektiğim yere kadar geldim. Burada şekilde yer belirleyici ip koydum. Zincirin üzerine 12 zincir çekmiştim. 12 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Normal örmeye devam ediyoruz artık yandan sıra sonuna kadar. Bunun üzerine birkaç sıra daha bu şekilde düz öreceğiz. Sonrasında bitireceğiz. Kaç sıra olduğunu zaten söyleyeceğim. Şu an birkaç sıra örüp geleceğim. Şunu da göstereyim. Bu şu başlangıç noktasını tepeye takan çok şu şekilde. Bu şekilde takarsanız imkanı yok, bunu yapamazsınız. Yani bunu şöyle tepeye takıyorlar. Bu
Bunu arka tarafa takacağız. Başlangıç noktası arka kısma denk gelecek. Ama yamuk taktım. Onu bir takayım önce. İpimi de ortadan aldığım için karışıyor sürekli. Şurada ip kalmış. Gördüğünüz gibi şu fermuar, fermuar demişim. Şu zincir çektiğimiz yer şuraya denk gelecek. Bu şekilde başlangıç noktası arkada, dikkat edin. Şuradan bunu biraz daha hatta şu şekilde yapabiliriz. Şu tarafa doğru. Evet. Şöyle dikerken zor olmasın diye bu deliği yaptık. Birkaç sıra düz öreceğim. Sonra bakacağım yeterli gelirse keseceğiz. Peruğumu 2 sıra daha ördüm. Ama ipimi daha koparmadım. Çünkü şu kısmı diktikten sonra üzerinden ilmek kaydırmayla dolanabilirim. Emin olmadığım için ipi henüz koparmadım. Şu parçayla devam edelim. 31 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 31 zincir çekip gelelim. 31 zincirimi çektim. Ve burada 30 tane sık iğne yapıyorum zincirin üzerine. Evet, sık iğne. Hep aynı. Sıra sonuna kadar sık iğnelerle dolduruyorum. 30 tane sık iğne olacak. Bu sırayı bu şekilde bitirelim ve gelelim. Sıra sonuna kadar 30 tane sık iğne yaptım. Bir zincir çekiyorum ve örgümü şu şekilde döndürüyorum. Buraya da 30 sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip tekrar 30 sık iğne örüyorum. Aynı işlemi sürekli tekrarlıyorum. Toplamda 15 sıra boyunca bu şekilde dümdüz bir parça ördüm. Toplamda 15 sıra 30 tane sık iğne ile. Şimdi buna iğne takacağım. Kırmızı ipime. Şu şekilde parçayı buraya tutarak dikeceğiz. Şöyle bir kafadan, bir bu parçadan. Atarak bunu buraya dikiyorum. Şöyle bakalım. Çok tereddüt ettiğim tariflerden bir tanesi oldu. Şu şekilde olacak mı olmayacak mı tereddütü. Ve böyle tereddüt ettiğim oyuncaklar günlerce bitmiyor. Ama sanırım benzedi. Birleştirdiğimiz zaman daha net göreceğiz bunu. Kafası biraz küçük gibi geldi bana ama diktiğim zaman göreceğim. Eğer küçük gelmişse siz 12 sık iğne bir artıra kadar artırın. 20 sıra iğne düz örüp 12 sık iğne bir eksilten başlayıp 3 sık iğne bir eksilte kadar indirin. Ama önce bakacağım tabii küçük mü gerçekten, yeterli mi? Gövdeyle aynı başladım sayısını çünkü.
Bakalım şu şekilde. Evet. Şuradan düğüm atalım. İpimizi koparalım. Evet. Şimdi bakalım peruğu geçirelim. Nasıl olacak? Şimdi peruğu şu şekilde alıyorum. Dediğim gibi şu kısım ortaya denk geliyor. Buraya ilmek kaydırma bana göre lazım. Şöyle yaptığımız zaman aslında Kral Şakir de normalde şurası kabarık duruyor ama elyaf doldursak olur mu olmaz mı bilemediğim için bir şey diyemiyorum. Ama denemekte fayda da var. Şimdi önce şurayı tam ortalayalım. Çünkü burayı dikerken önemli. Şu şekilde. Şimdi şuradan dikmek için önemli. Şöyle yapalım. Bunu geri çekelim. Yani şu ortalı olsun. Şimdi ilmek kaydırmayı deneyelim. Olursa öyle durur. Hoş durmazsa sökeriz. Önemli değil. Bu parçayı sıranın sonuna kadar ilmek kaydırmayla dolanalım. İlmek kaydırma neydi? Batıyorum. Buradaki ilmekten geçiriyorum. Batıyorum. Tığımdakinin içinden geçiriyorum. Batırıyorum. Tığımın içinden geçiyorum. Bu şekilde. Yani bu biraz daha kafaya yapışık olmasını sağlayacak. Bu şekilde. Alıyorum ve tığımdaki ilmeğin içinden geçiyorum. Bu sırayı bu şekilde bitirelim. Bakalım hoş durursa kalır. Hoş durmazsa sökeriz ve ipimizi kopartırız. Evet. Şunu dikerken şu şekilde ayıracağız iki tarafı. Şurada açık kalmalı. Tamam. Burayı ilmek kaydırmayla dolanalım gelelim. İlmek kaydırmayla etrafından dolandım peruğun. Bu şekilde bitirmiş oldum. Birleştirmeyle devam edeceğiz ve tamamen bitirmiş olacağız şakirimizi.